Üçüncü gün yine hazırız. Bu sefer yine tekneyi başka böyle bir koyda bırakıyoruz tekneyi. Botla birlikte şurada adı ne? Mersincik miydi ne? Mersincik adasında dalacağız. Bu sefer bayağı balık vurma konusunda Eren çok umutlu, bakalım. Gideceğimiz ada şurası. Burada çıktık. Koydan çıktık burada. Şimdi şuradaki adalara doğru gideceğiz. Mersincik adaları. Evet. Öyle söylüyorum. Abi yine turkuaz yaptın, almışsın. Çok iyi ya. Şuraya yemeye bak. Nefes açalım abi. Lap diye adalara gitmeyelim işte. Okey. Önce bir şuralarda bir iki dalalım. Bir alışalım, bir bakalım. Sevecek miyiz? Ne yapacağız? Akıntı mı var? Sıkıntı mı var? Lap diye adalara gidip abi bir şey olur. Ya olur. Mesela dönebilelim gibi. Hocam her şeyimiz strateji, her şeyimiz taktik bizim, biliyorsun. Bir şey diyeceğim, bu ağırlık kemerinde kaç metreden ötürü olacak şekilde ayarlıyorsun kendini? Ağırlığını nasıl seçiyorsun? Ben kendimi 20-23'lerden ötürülemeyi seviyorum. Çünkü en çok balık vurduğum, en çok nötr kalmam gereken, yani hareketsiz kalmam gereken derinlik o. Dolayısıyla kendimi oralara göre hazırlıyorum. Eğer kıyıda balık vuracağım bir yerdeysem ona göre ayarlıyorum. Şu an 4 kilo taktıysam o zaman 8 kilo takıyorum. Tabii ki bunda elbisenin de kalınlığı önemli. Aynen. Dalıcının ağırlığı da önemli falan filan. Ben genelde 3,5-4 kilo öyle dalan biriyim. 5 milim elbise giyiyorsam. Ha bir de hep şey oluyor, gözlüğün buğu yapması gibi bir sorun oluyor. Onun için de çözüm, önce tükürtüyorsun bol bol. Ondan sonra bir deniz suyuna çıkartıp böyle bir suyunu süzüyorsun ve takıyorsun. Bir daha saatlerce hiç buğu falan yapmıyor. Bizde öyle en azından. Bir balığa o kadar mesafeli bir headshot yaptım ki. Bak balık böyle dedi kaldı. Vurduğun anı kaçırdım, niye biliyor musun? Tam aşağı çünkü şeydi. Seni arıyordum aşağıda. Çok büyük bir balık vurdum ve keşke GoPro'm olsaydı. Balık sadece titredi. Hiç şey olmadı bak. Şu an balığı çekeceğiz, süper olacak. Üçüncü güne geldiğimizde Eren de ben de aslında bayağı yorulmuştuk. Çok fark etmedik ama dalmak çok yoruyor. Özellikle yani Eren çok daha derine daldığı için benden daha fazla yoruldu ama ben çok alışkın olduğum için benim de bir baktım üçüncü gün artık nefes tutamıyorum, şey yapamıyorum falan, böyle hani Mersincik Adası'na gideceğiz ama ikimizde de böyle nefes tutmakta çok zorlanıyorum, 10 metre iniyorum, kulağım acıyor falan derken o yüzden üçüncü günü biraz daha az dalarak geçirdik. O yüzden çok da aslında çekim de yapamadık. Eren bir tane sadece balık vurdu. Böyle kaç 2-2,5 kiloluk bir balık vurdu. Üçüncü gün yorulduğumuzu anladığımız için biraz daha erken döndük planlanandan. Şimdi tekneye döndükten sonra aslında gitmemiz gereken uzun bir yol daha vardı. Biz daha rotanın yarısını geçtik ve bir sonraki gün, yani yarına bir yarısını daha gitmemiz gerektiği için, bir de rüzgar da çıktı. Biz kendimizi yola verelim dedik ve Eren açtı yelkenleri, bu sefer motoru çok kullanmadan yelkenle başladık yolculuğa. Yelkenle başladık yolculuğa, günü batırdık, gece devam ettik falan, ben aşağı indim, uyudum falan, Eren hala yelkende, devam ediyoruz, çok da güzel bir yolculuk geçirdik yelkenle.
Dördüncü günde sonunda limana geldik. Park ettik böyle tekneyi çektik yani. Artık tur bitiyor. Şimdi tuttuğumuz balıkların bir tanesiyle Eren böyle güzel bir balık yemeği hazırlayacak. Peri usulü selice yapacak tuttuğumuz balıkların bir tanesiyle. Ben de merak ediyorum tadı nasıl olacak. Hadi bakalım. İstanbul usulü kokoreç. Abi tarif defterim var. Senelerdir özellikle aşçı arkadaşlarımdan beraber yapıp yediğimiz balık tarifleri üzerinden. Elimizdeki Laos'larla ne yapabiliriz üzerinden bir... Buradan bir plan yapıyorum. Çoğu aklımda ama belki biraz daha fantastik bir şey olur diye bir bakmak istedim. Şuradan. Şunlar soslar bak. Bunları buraya dizeceğiz. Böyle lezgrop soslarımız var. Özel bunlarla. Bunu benim İngiltere'de yaşayan arkadaşlarım yapıyor. Bunlar spice extract. Mesela burada kimyon, kekik, susam ve linden, papatya özütü bir şey yapmış. Bunu damlatıyorsun. Süper intense, çok yoğun bir tadı var abi. Esasen Güney Amerika yemeği, çiğ balığı, asidik bir çözeltide, bu portakal suyu, mandalina, greyfurt, sirke olabilir. Bir çözeltiyle asitte çok az pişirerek yapılan bir çiğ balıktan yapılan bir yemek. Hemen minik şuradan bir tadına bakalım şu arkadaşımızın. Bir tane chopstickle şuradan. Yanına bir tane wasabi. Şöyle bir şey yapalım. Bekleri de küçük bir sıra yapalım şuraya. Gel bakalım Bulut. Kanka wasabi'yi az. Wasabi'yi. Çok az. Wasabi'yi biraz soya'ya karıştıracağım. Abi gerçekten Altma az. Altma tadından gelir. Wasabi lesek demeyiz. Yasaklasak wasabi lesemek demeyiz. Alayım hocam. Çok iyi, güzel lan. Çok iyi lan. Seviçe yaparken filetomuzu süper ince, yani ben öyle yapıyorum. Karpaccio gibi kesmemiz lazım. Fileto bıçağı buna ihtiyacımız var. Esnek bir bıçak. Esnek ve keskin bir bıçak. Çok güzel olacak. Bunu esasen nasıl yememiz lazımdı? Onu söyleyeyim sana. Olsaydı ya avokadomuz, ekmek, küçük ekmekler yapacaktık böyle. Kızarmış küçük, güzel ekmek. Üstüne böyle avokadolu güzel bir ara katman, sos gibi. Üstüne de seviçeden bir tane patlatacaktık. O çok güzel olacaktı. Ama maalesef denizden bütün her şeyimiz bitti. Bağlandığımız yerde de şey yok. Market, açık market şu an yok. Şarap sirkesi asidik bir şey. Dolayısıyla pişirmeye ilk başlatan şey o oldu. Yani bu balık aslında çiğ olmayacak. Pişmiş olacak bir noktada. Asidik bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla en kolay, en eriştebilir asidik. Limon tabii ki de. Biraz da narenciye. Bu da biraz daha tatlı bir asidite versin. Çok olur. Çok yüklenirsek yine çok fazla gelecek. Çok önemli malzeme. Susam yağı. Onsuz olmaz çünkü bu Çin lokantalarındaki tadı veren şey bu. Öyle mi? Aa ben bunu bilmem ne yemiştim. Nerede abi bizim kırmızı arkadaş bu? Neymiş içerisindeki? Paprika, chili, bir de adını bilmediğim iki tane daha red kalamus diye bir şey falan bilmiyoruz. Bakacağız ama ben tadını biliyorum, çok güzel. Aşırı güzel bir şey bu droplar. Bu arada bu tabi doymak için yaptığımız bir şey değil yani. Bu bir aperatif mi aslında, ne dönüyor? Valla abi ben de bilmiyorum ki ya. Side mi derler, yan mı derler? Aynen. Yandan. Tuttuğumuz balıklarla bir şey yapalım dedik ve ama güzel bir bunu şey yaptı. Olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben ilk kez, hayatımda ilk kez böyle bir şey yiyorum bu arada. Bir şans ver, hemen hayır deme. Hemen hayır deme. O zaman göremiyorum. Gönder abi. Pişmiş bir balık olduğunu hissedeceksin. Çiğ değil yani. Çiğ değil. Ne kadar beklerse suda o kadar pişecek. Aynen lan, hiç çiğ balık tadı yok, bayağı güzel. Mesela. Oo, bayağı güzel oğlum. Oğlum çok lezzetli bir şey ya.
Soğan falan da ben soğan bütün tatlar arkadan... Muzu da ne kadar çok beklerse o kadar daha çok pişiyor. Çünkü yemek programına bağlı. Hani var ya, ne de kadar da güzel olmuş. Yok lan kanka, güzel. Onları koyamayız mı sana? O kanka eline sağlık ya. Şu kapıdan sen geçtin, şu muazzam kapıdan. Mükemmel bir kapı. Mükemmel bir kapı gerçekten. Buzlu açılıyor. Ben de açılıyor. Evet abi, turu bitirdik. Artık wow. Ben eve dönüyorum. Eren başka yolculuklara yelken açıyor. Of espriye bak. Yelken açmanın mevsim bitiyor ama biz yine biraz daha açacağız. Çok iyiydi abi, ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Hayvan gibi daldık, çıktık, balık vurduk, yelken yaptık, sunset izledik, yemek yedik falan. Çok keyifliydi. İyi ki geldin Bulut. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Evet, bir sonraki artık bir daha Mayıs'ta yapalım dedik. Bu sefer Yunan adaları turuyla. Eren'le belki Yunan adalarına gidip bir de oradaki Avrupa Birliği vatandaşı balıkları bulmak istiyoruz. Evet, buraya kadarmış. Artık başka videolarda, başka maceralarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.